Şimdi şöyle bir durum var. Ben çok kısa kendimden bahsedeyim. Makine mühendisiyim. Deminki konular benim ilgi alanlarıma çok giriyor. Proses mühendisiyim hatta. Sabancı DX ekibi ve Kortsa ekibi de bayağı güzel bir çalışma yapmış. Ben sektörde başladıktan hemen sonra bir problemle karşılaştım. Mühendislik bilgisi tamam ama istatistik ve özellikle prediktif kısımda bize çok fazla, en azından 2000'lerin başına çok ciddi anlamda bilgi veya ders veya imkan sağlanamıyordu. O zaman çok bildiğimiz şeyler değildi bu işler, özellikle endüstride. Onun üzerine ODTÜ'de endüstri mühendisi master yaptım ve endüstri mühendisi esasında risk yönetimi, işte simülasyon sistemleri falan gibi şeyler görüp onun merakıyla da risk yönetimine başladım. Garanti Bankası'nda risk yönetimiyle başladım hikaye. En büyük gördüğüm veri setleri buradaydı. Ondan sonra daha sonra danışmanlığa geçtim. En büyük gördüğüm veri setleri Telekom'daydı. Bankacıların veri seti çok küçük kalmıştı onlara kıyasla. Şimdilerde IoT ve M2M sistemler geliyor. Yani machine to machine intelligence diyelim ona. Makineler birbirleri arasında konuşuyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş makinelerin içerisinde minik GPU'lar, CPU'lar gelmeye başladı. Eğer iPhone'un son 2 dönem lansmanını takip ettiyseniz içerisinde artık bir çok gelişmiş bir çip var. Öyle telefon deyip geçmeyin. Zaten pahasından belli. İçerisinde ciddi anlamda makine öğrenmesi algoritmalarıyla çalıştırılan çiplerle falan geliyor bu cihazlar artık. Ya. O şey ciddi anlamda sensör verileri gelip bunları işlemek gerekiyor. Şöyle bir ufak bir şeye gelelim. Hemen tanım önemli. Tanımlara merak ederseniz bunları bulabileceğiniz bir de kaynak bulunsun. Gartner'ın bir ne diyelim, teknoloji sözlüğü diye bir yapısı var. Birçok teknolojiyle ilgili ve yeni gelen teknolojiyle ilgili şeyleri burada bulabilirsiniz ama en önemlisi tabii information technology, bilgi teknolojileri konusundaki eski yeni aşağı yukarı bütün tabirleri içeren bir sözlük var. Aşağıda minik de bir link var. Merak ederseniz Gartner.com Glossary diye yazarsanız buraya girebilirsiniz. Burada continuous intelligence yani sürekli ne diyelim, sürekli zeka diyelim buna. Sürekli zeka üreten, sürekli karar verebilen sistemler nelerdir? Onlarla ilgili minik bir tanım var. Çok kısa bahsedeyim, oradan devam edelim. Continuous intelligence is a design pattern. Gerçek zamanlı analitik iş dünyasına entegre edilmiş durumda. Yani şöyle bir şey. Veri geliyor. Veriden anında öğrenmeniz lazım ki tezgah bozulmasın. Veri geliyor. Cihazın çeşitli düğmeleriyle oynamanız lazım. Demin gördüğünüz gibi ve optimize çalışsın. Veri geliyor. Müşteriler e-ticaret sisteminize, sitenize giriyorlar. Acilen doğru şeyleri önermeniz lazım. Yani. Geçen hafta önerdiğiniz şeyler bu hafta artık tutmuyor olabilir. Öyle bir dünya söz konusu. Bunu entegre etmeniz yetmiyor. Operasyona koymanız lazım. Yani aksiyon alabiliyor olmanız lazım. Onu göster mi? Bunu göster. NTV sizin izlediklerinizden mesela Netflix bakıyor. Tak Altan bunu beğenirsin diyor. Bu bir örnek mesela. Özellikle de processing current and historical data. Geçmiş dataya tabii bakacak. Bizim modellerimiz çok büyük kısım buna göre çalışıyor. Fakat şu anda olan olaylardan da yani context diyoruz biz ona. Faydalanmak gerekiyor. İşte burada bir problem var ve bu problemi çok sıklıkla yaşıyoruz biz. Hemen şey yapalım. Buraya bakarsanız şimdi bu 2019 tarihli bir set. Şurada continuous intelligence biraz daha yukarıda o hafifçe kaymış. Şurada geçiyor bakın. Continuous intelligence ve rengi itibariyle 5-10 yıl falan diye bekleniyordu. Hayata geçmesi. Bu hype cycle dediğimiz şeye de çok kısa bir bilgi vereyim. İlk başta ismini duyuyorsunuz. İnovasyon işte 2020, 2030'larda, 40'larda böyle bir şey olacak falan diye. Sonra bir fazlaca piyasada bunun ismini inanılmaz duyuyorsunuz. Her yerde bahsediyor. Mesela geçtiğimiz dönemlerde Hadoop'un falan çok bahsedildiği gibi. Her yer data lake falan. Ne oldu? Ses kesildi. Çünkü bir problem ortaya çıktı. Geliyorsunuz. Through of disillusionment. Yani hayal dünyasından çıkmaca ve gerçeklerle yüzleşmece diye bir eğrinin bir bölümü var. Görüyor musunuz burayı? Şurası mesela.
Biz zannediyorduk ki data lake kurunca her şey olacak. Olmuyormuş. İşte illüzyondan çıktığımız an. Yavaş yavaş bakın analytics governance diye bir şey vardı. Üstünde bir çarpı var. Obsolete oldu. Yani biz böyle bir şey geldi geliyor oldu filan derken obsolete oldu. Artık işe yaramaz bir hale geldi. Başka fikirler ve başka teknolojiler çıkmaya başladı ve onun yerini aldı diye düşünebiliriz. Bu alanın en sonunda bir plato var, bir düzlüğe erişiyor. Artık çok net piyasada kullanılan teknolojilerden bahsediyoruz burada. Mesela nedir? Temel veri ve analitik servisleri, veri üzerinde görsel raporlama ve discovery dediğimiz anlamlandırma işleri, temel veri analitiği, NLP değil, yanlış olmasın. Ondan sonra bildiğimiz anlamda logical data warehouse dediğimiz yapılar, sosyal medya analitiği, tahminleme, veri tabanı içerisinde InDB analitik gibi konular artık oturdular. Yavaş yavaş üretimde kullanılıyorlar, fayda yaratıyorlar bundan sonra. Bir konu hakkında da böyle çok böyle sürprizli bir şey söz konusu değil, öyle düşünebilirsiniz. Geçtiğimiz sene Continuous Intelligence bunun da en başında vay çok enteresan falan diye anlatılan bir şeydi. Şimdi hata kısmına geleceğim. Biz nerede hata yapıyoruz? Biz şöyle bir hata yapıyoruz. Bizim bütün alışkanlıklarımız verileri bir yerde depolama gelsin. Bolca veri depoluyorum falan. Okay. Yeterince verimiz olsun depolayalım. Ondan sonra analiz edelim. Genelde şurası ciddi anlamda terabaytlarca kimi zaman özellikle IoT verileri ve bir işletmenin IoT verileri filansa bu kimi zaman petabaytlara varan veri setlerinden bahsediyoruz. Yani kocaman veri tabanlarınız olmazsa, bunu çalıştırabilen makinalarınız olmazsa, performansı sorgulayabilen yapılarınız yoksa burası biraz sıkıntılı. Yani o yüzden bunu yakın zamana kadar kim yapıyordu? Mesela banka. Gidiyorsunuz bankaya 1.2 milyon dolarlık bir Oracle şeyi, makineyi almış. Bundan 100 tane yan yana dizmiş filan. Telekom'a gidiyorsunuz. Çok benzer bu durum. 200 tane de o dizmiş yan yana filan. Demek ki inanılmaz bir paraya ihtiyaç var. Depolamadan olmuyor mu acaba filan? Sonra bu veriyi analiz etmek için inanılmaz yüksek kabiliyette bolca CPU ve RAM içeren makinalara ihtiyacınız olmaya başlıyor. Haldır haldır veriyi üstünüze çekmeye başlıyorsunuz. CPU, RAM diyelim şuraya. Ondan sonra ve dev tablolarla dev tabloları birleştirecek şekilde query'ler atmanız gerektiği için bu CPU ve RAM ihtiyacı ortaya çıkıyor. Computational bir problem yani. 1 milyon satırı 1 milyon satırı bunlar çarpışıyorlar ve sorgulamanız ve buradan ETL yapmanız lazım. Büyük meşakkatli işlerden bir tanesi. Genelde benim gördüğüm, çalıştığım, danışmanlık verdiğim her bankada başımıza gelen mecburen sample alalım. Ondan sonra bazı verilere de uf çekmek çok uzun sürüyor, hiç bakmayalım bari filan dediğimiz şeyler oluyor. Sonra buradan bir modelleme adım var, karar ver dediğimiz yer. Burada bir model yaptınız, oluşturdunuz artık bir karar, kredi ver, verme filan. Ondan sonra ne diyelim, müşteri geldi nasıl bir fiyatlama yapalım işte. Arabaya çarptı tamam, hemen ödeyelim mi yoksa bir önce bir soruşturalım mı? Acaba bir suistimal olabilir mi filan sigortacılıktaki örneği. Telekom'da da çok benzer şeyler var. Kişiye paket önereceğiz. Önce akşamları haldır haldır bu sistemler çalışıyor, bir liste üretiyor. Sonra kendisine bir paket öneriyoruz. O çoktan o belki gün içerisinde paketi almış olabilir. Farkında bile değiliz. Bir daha öneriyoruz. Adam memnun değil. Ben daha demin aldım arkadaş, haberiniz mi yok filan deyip geçiyor mesela. Bir de karar adımı var. Karar adımı bu listeler. Bunu telefonla açıp kişiye söylemek veya ona bir işte mesaj gönderip gel seni şöyle bir paket alayım filan deme işlemi de SMS, MMS, telefon, web, başka metodlar, app filan. Bunlar da uygulama adımları. Ne diyelim? Execution diyelim yani. Modelleme adımı, modelin bir sonucu var. Yetmiyor. Bir de uygulama var. Bir de hiçbir çalışma burada bitmez. En sonunda bir de feedback loop'u tamamlamamız lazım. Çünkü ben kampanya önerdim. Almadı. Belli bir fiyat önerdim. Rakibe gitti. Falan gibi süreçler oluyor. Dönüp bunları da yeniden veri tabanına yazıyorsunuz. Şuradaki loop
Burası. Bir bat. Geri besleme. Hop içeri attık. Harika. Bu süreç baştan ciddi anlamda hatalı ve bize milyonlarca dolar maliyeti var. Milyonlarca TL Türkiye için maliyeti var diye özetleyebiliriz. Peki neden? Hemen aynı bakış açısında başka bir yerden bakalım. Bu bizim analitik değerin zamansal çizelgesi. Alt çizgi her zamanki gibi zaman. Şuraya baktığımızda yaptığımız çalışmadan ürettiğimiz analitik değer genellikle işlere hadi bismillah bir veri toplayalım. Verimiz var mı? Ve veri hazırlığı hikayesiyle başlıyoruz. Genelde bu süreç bu işin %60'ı ile 80'i arasıyla sonuçlanıyor. Çünkü haldır uldur işimizi yarısın yarısın bütün verileri toplamaya başlıyoruz. Okey. Bunlara bir tane data lake'e koyacağız falan diye bir fiksasyonumuz var. Sonra bu işin bir demin gene bahsedildi. Klasik CRISPR veya SEMMA veya diğer metodolojilerde olduğu gibi anlamlandırma kısmı var. Aldık bu veriyi ama işimize yarar yaramaz, temiz, kirli falan gibi durum. Buradan bir modelleme aşamasına geçtik. El emeği, göz nuru, modeller yapıyoruz. Çok güzel model çalıştı. Baktık, evet, predict edebiliyoruz veya estimation yapabiliyoruz. Regression çalışıyor falan, eyvallah. Veya anomaly detection çalışıyor. Çok güzel, bunu devreye alacağız. Yani her seferinde çalışmasını istiyorum. Hop, bu bir IT ekibine genelde gidiyor. Sizin aldığınız modeli alıp bir yere entegre etmeye çalışıyor. Ya bunun için kod yazacak, ya bunun için bir decision engine bulup onun içerisinde bunu yazacak yeri falan gibi bir süreç. Şimdi veri hazırlığı zaten ciddi efor ve zamandı falan. Dikkat ederseniz aşağıda kocaman bir curve var. Şurayı kesti, yani zaman çizelgesinin üzerinde analitik değeri kesip de pozitife geçtiği yer break-even olduğu nokta. Yani tapi olduğu nokta. Ciddi vakit geçiyor. Devreye alım için kodlar yazıldı. Sonra manuel testler yapıldı. Devreye alındı bu model. Çalışmaya başladı ve bir değer üretmeye başladı. İlk içgörüleri ürettik. Oo, para kazanıyoruz artık. Ya da bu model bizim için bir verimlilik sağlıyor. Harika. Oo, model yönetimi yapmadık. Genellikle bu model yönetimleri bankalar bile şu anda hali hazırda, yani 2020'deyiz, 6 ayda bir modelinin düzgün çalışmasına bakan var. Şöyle düşünün, Şubat gibi Türkiye'ye Covid girdi, modeller Mart gibi çalışmamaya başladı. Sizin validasyon, hadi veri bir daha toplayalım, veri hazırlığı yapalım, modellerimizi yenileyelim arkadaşlar falan dediğiniz süreçler anca Eylül'ü buluyor. Şu anda deli gibi model yenileme, modelleri fine tune etme, düzeltme falan gibi işler görüyoruz. Bir sürü sektörde, sadece bankacılık, sigortacılık, perakende falan. Niye? Zaman, çünkü model yönetimi dediğiniz şey 6 ayda bir audit gelir, bakar. 3 ayda bir evladım model çalışıyor mu diye bakılan bir süreç falan. Bir de tabii model bozulunca ciddi anlamda ve kazandığınız, elde ettiğiniz veri azalıyor ve düşüşe geçiyor. Eğer yenilemezseniz de sıfır oluyor. Size bir artık bir katkısı olmayabiliyor. Şuradaki alt taban, şöyle çizeyim, integralini alalım. Burası sizin o modelden elde edebildiğiniz fayda. Şurası da sadece yazılım setleriyle falan değil, open source'da çalışıyorsanız oraya ayırdığınız kaynak, insan kaynağı, vakit falan, onun maliyeti tabii ki open source'da olsa bu iş bedava değil. Baktığınız zaman bunlar birbirlerini çeşitli zamanlarda dengeliyorlar. Genellikle benim en azından deneyimle gördüğüm, şurası bir birimse genelde bir modeli alıp uzun süre çalıştırmayı başarabilirseniz çarpı 2 çarpı 3 bir verim alıyorsunuz. Kötü değil. Return on investment olarak. Fakat bir alternatifi yok mu bu işin? SAS'ın ana uzmanlık alanlarından bir tanesi tabii ki bu sürecin işletilmesi ama mümkünse gerçek zamanlı işletilmesi. Yani nedir? Bakın, depolama adamını oradan aldık. Direkt kulağınızı koyup dinliyorsunuz. Mesela telefonla konuştuğumuz bir durum hayal edelim. Telefonu açtık, dinliyoruz. Ne yapıyorsunuz? Önce konuşmayı deftere kaydedip sonra okuyup sonra düşünüp sonra yeniden yazıyor musunuz? Direkt gelir gelmez işliyorsunuz. Tamam, cevap veriyorsunuz. Şuradan beyne gidiyor, oradan ağızdan çıkıyor. Yani duyar duymaz analiz edeceksiniz, karar vereceksiniz, bir uygulama. Çok istiyorsanız kaydı alın, sonra yeniden dinlersiniz. Kaydı alın, başka bir hani tekrar dinleyip acaba kaçırdım mı, acaba ses tonu nasıldı filan diyecekseniz depolayın.
Okey, ama depolamayı en başa koymanız genelde analitik süreçlerde bu, geriye dönüyorum bir saniye. Şurası time to value. Yani değere kadar geçen süre. Burayı ciddi anlamda uzatmanıza sebep oluyor. Aşağı yukarı Türkiye'deki her şirket burada ciddi anlamda handikaplı. Projeler 6-9 ay sürüyor filan. Bir sene süren bitmeyen projeler var. Bir sene çalışıyorsunuz. Ertesi senenin ortasında pandemi oldu. Ekonomik kriz oldu. Dolar 9 oldu. Tak model çalışmıyor. Ne oldu? Bir sene. Bir senelik eforu heba etmiş olursunuz filan. Bu tarz bir fasit daireden acilen çıkmamız gerekiyor. Bunu sadece Türkiye için söylemiyorum. Dünya buradan çıkmaya çalışıyor şu anda. Bunu nasıl yapıyor? Bunu gerçek zamanlı veriyi gerçek anında işleyerek yapıyor. Yine bir örnek. Eğer Tesla şeyleri kullanan varsa, Nvidia Tesla'lar filan, GPU'lar kullanan varsa, gerçek zamanlı işler yapmaya başladıkça, görüntü işleme, ses işleme filan veya web crawling ve üzerinde canlı karar verme gibi işler yapan varsa bunu çok iyi anlayacaklardır. Bütün webdeki veriyi depolayalım dediğinizde 1,5 dakika sonra sizin notebook'unuzdaki bir veri biter çünkü crawl ederken. Hadi büyük bir veri tabanı buldunuz. Bir günlük veri kaydedeyim falan dediniz. Terabaytlarca işleyemeyeceğiniz veri çıktı. Çünkü gerisin geri sorgulamanız büyük bir problem. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bunu veri akarken işlemek mecburiyetinde kalıyoruz. Tam bu noktada değişiklik ne? Ona bakalım. Özellikle son dönem gelen, SAS'ta da olan başka uygulamaları da var tabii ki. Yani başka bir sürü yazılım, vendor, çeşitli uygulamalar çıkardı. Python'da, R'da yeni yeni paketçikler çıkmaya başlıyor filan. Birincisi veriyi önce bir geldiği gibi kaydedelim de, bir SAP'nin içine olduğu gibi yazalım da filan. Sonra nasıl olsun veya CRM'den olduğu gibi gelsin de kocaman tablolar oluşsun, iyi kötü filan. Sonra bir ara ETL yaparız. Yerine daha veri akarken ETL yapma diye bir kavram çıktı. On the fly. Veri geliyor, bir feature üreteceksiniz, zaten üretiyorsunuz. Dönüp bir daha üretmenize gerek. İki, AutoML özellikleri geldi yakın zamanda. Bu AutoML dediğimiz kavram sadece classification, yani bildiğimiz anlamda ayrımsal algoritmalar için değil veya regresyon algoritmalar için, forecasting için de aynı şekilde çalışan AutoML algoritmaları. Clustering ve anomaly detection için de aynı şekilde AutoML algoritmaları. Çok benzer mantıklarla çalışıyorlar kimi zaman. AutoML algoritmalarını çalıştırdığınız zaman mesela bir model yapmak için harcadığınız bir süreyi düşünün. Oturdunuz, veri hazırlığı falan. Bu süreci sizin için otomatikleştirmeye başladığımızda paralelde yüzlerce model develop etme şansımız oluyor. Peki bütün süreci yaptık, yani veri hazırlığından modelin fine tune, modelin seçimine, değişken seçim, model seçimi, modelin fine tune edilmesi falan, bunların hepsinin otomatik geldiğini düşünün. Elimizde artık uzun bir kod seti var. R, Python, SAS fark etmez. Veya bunların bir kombinasyonu. Python'da bir şey yapılmış, sonra SAS'ta yapılmış. R'da bir şey yapılmış, Python'da bir şey yapılmış, SAS'ta yapılmış gibi kombinasyonlar da olabilir. Bunu devreye alalım dediğimizde tak bir paket halinde bir program seti, bir karar motorunu, bir decision engine'in içerisine veya bir dinleyen bir aygıtın içerisine girdiği anda tak o modelden değer almaya başlıyoruz. Deminki lokasyon, demin tapi olduğumuz yer neresi? İşte burası ciddi anlamda bize vakit kazandıran şey. Türkiye'nin, Türkiye'deki hem sanayi kuruluşlarının, hem finansal kuruluşların, fintechlerin, hem telkoların, komünikasyon şirketlerinin falan ciddi anlamda ihtiyacı olan şey zaman. Çünkü biliyorsunuz vakit nakittir. Tamam, erken tapi süper. Sonra buradan elde ettiğiniz değer sürekli yukarı çıkıyor. Süper. Modelleri sürekli fine tune ediyorsunuz. Arada sırada değil. Yeni datalar geldikçe benim durumum ne? Şu anda model üretseydim acaba daha iyi olur muydu? Veya aynısı olur muydu? Veya daha mı kötü olur? Arada çünkü bias oluyor. Daha çok kadın geliyor. Daha çok efendim yüksek gelir grubu birden ürün almaya geliyor. Başka şeyler oluyor. Dönemsellikler oluyor. Siz o model data setlerini zamanında yanlış seçtiyseniz bir bias oluyor. Bu Apple'ın yakın zamanında başına geldi. Kart satmaya, ödeme kartı satmaya başladılar. Birden 100 milyonluk bir ceza yediler. Neden? Çünkü kadınlara yeterince limit vermedikleri, zencilere yeterince limit vermedikleri ortaya çıktı. Allah Allah. Neden? Çünkü modelin içerisinde bir bias var. Fakat bunu görmeden bodoslama
sabit tutulmuş bir veri seti üzerinden model yapıyorlar ama dünya değişiyor. Sadece finansta mı oluyor bu? Hayır. Gene Apple'dan bir örnek verelim. Apple ilk facial recognition algoritmasını çıkardığında Çinlilerin tamamı birbirlerinin telefonlarını açabiliyorlar. Yani ben bakıyorum, telefonumu açıyorum. Eşime, dostuma gösteriyorum, benim telefonumu açamıyorlar. Süper, harika. Ama Çinliler herkes birbirinin telefonunu açabiliyor. Neden? Çünkü bütün model setleri, bütün veri setleri dönülmüş Kaliforniya bölgesindeki fotoğraf setleri üzerinden yapılmış. Kimse dönüp arkadaşlara bakmamışlar. Bu tarz şeylerin olmaması için Y veri setlerinde sürekli model çalışıyor mu, nasıl çalışıyor, iyi çalışıyor mu falan diye bakmanız lazım. Bunu elle bakmamak için makine sizin için bakıyor. Bir şey buldu, dönüp feedback loop'u tamamlayıp modeli yeniden geliştirmesi lazım. O işin de otomatik olması lazım. Enteresanlık ve budur. Ve daha iyi bir şey bulursa, daha iyi bir feature bulursa, daha iyi bir modelleme tekniği kullanarak bu işi yapabilirse, o zaman tak modelleri kendisi otomatik olarak değiştiriyor. Bak bu daha iyi çalışıyor, bundan devam edelim. O da auto model governance dediğimiz model yönetişimi, retraining falan gibi süreçlerin tamamı. Fark ettiyseniz şimdi deterioration, yani modelde bir bozulum olmamaya başladı. İşte şu gördüğünüz aradaki renkli kısımda aradaki değer kazanımı. Yani siz burada model hazırlıyorsunuz. İşte arkadaşların maaşları belli. Ondan sonra 4-5 kişi çalışıyor. Bir tanesinin yıllık maaşı yaklaşık zaten 400 bin TL'ye falan tekabül eder bir şirket için. 6 ay çalışsa hop 200 bin, 5 kişi çalıştı. 1 milyon TL zaten para harcadınız. Sonra 1 milyon TL para kazandınız. Deteriorate ederse bitti. Eşit. Bir iş kazanmadı. Halbuki aradaki modelin çalışma sürekliliğini, performans konusunu sürdürülebilir hale getirmek diye bir konu var. Bu yıllarca gözden kaçırıldı. Neden? Çünkü hepimiz oturup Arda Python'da bir şeyler yaparak şu sıfır noktasından modeli deploy ettiğimiz noktaya kadar çalıştık. Herkes bunu biliyor. Bütün YouTube'daki dersler, bütün Udemy'deki, Coursera'daki derslerin tamamı bunun üzerine. Ama gerçek hayatta ne oluyor? Orası biraz eksik maalesef. Hayata katılıp modelleri hayata sunup ondan sonra sürekli takip etmeniz lazım. Kaba bir istatistik sonuna geliyoruz. Yaklaşık geliştirilen modellerin %80'i, şöyle diyelim, %80'i çöp oluyor. Ben bunu bankadayken yaşadım, telekomdayken de yaşadım. Bir sürü model yapıyoruz. Biz modeli devreye alana kadar IT sağ olsun bizi queue'ya koyacak, işi yapacak filan. Biz onu devreye aldığımızda distribution değişmiş. Hadi bir daha model yapalım. Ya bu süreçten dolayı %80'i çöp oluyor. Çok emek veriyorsunuz, çok çalışıyorsunuz, yeni şeyler öğreniyorsunuz, bolca kod yazıyorsunuz, harika ama %80'i çöp oluyor. Kimsenin tabii gönlü buna razı gelmez. Bunu acilen tabii değiştirmemiz gerekiyor. 2020-21'in 2019'dan geliyor, hatta 2019 sonlarından beri. Ana tema bu %80'i bir an evvel aşağı çekelim, %20'yi bir an evvel yukarı taşıyalım. Bir iki tane de hızlı bizim uygulamalarımızdan örnek göstereceğim. Biz genelde canlı olarak Clickstream dinliyoruz. SAS'ın çeşitli tool'ları var bu iş için. Event Stream Processor'ları var. Bu bir finansal sistemse borç ödeme bilgilerini, bu bir kredi kart sistemi ise canlı kredi kartında geçen aksiyonları falan. Ondan EFT gibi davranışları olabilir. Veya işte telko da olabilir, açtığınız telefonla şikayette bulundunuz, orada kelimeler, cümleler akıyor, bunlar hep streaming data'ya örnekler. Complaints, telefon konuşmaları, ondan sonra arada sırada SMS gönderdiniz veya bir pop-up çıkardınız, survey yaptınız, memnun musun, değil misin, sana ne verebilirim falan dediniz gibi şeyler. Veya bannerlarda gösterdikleriniz, bunların tabii şeyler var, response'ları falan var, bunları düşünelim. Bunun tamamının içerisinde bazı anlar var. Moments dediğimiz şeyler. Aslında biz bunları predict etmeye çalışmalıyız. Tabii ama bunu bir insan görmeden onun bir an olduğunu, önemli bir an olduğunu tespit edebilir miyiz? Birinci problem bu. Supervised yerine semi-supervised yapmak istiyoruz modellerimizi. Model kendisi bak bu hedef değişken olabilir, bu önemli bir an. Bu adamın alma davranışını, mesaja cevap verme davranışını, efendim fraud ihtimalini falan bunları hep değiştiriyor. Benim app'imi yükleme davranışını, oyunumu oynama davranışını falan hep etkiliyor dediğimiz
böyle enteresan momentları makineye buldurmam lazım. Target değişkeni aslında bir nevi makineye bulduruyorum. İki, ben bu arkadaşa çeşit ürün hizmetlerimi önerebiliyorum. Bana bir sadece listesini vermesi yeterli. Bunların önerilmesi durumunda bunu aldırtan, respons olarak gerisin geri içeri dönmesini sağlayan ideal makine öğrenmesi algoritmasını ve orada gördüğünüz pipeline akışları, bunlar SAS'ın içerisinden görüntüler, makine kendisi icat ediyor. Deneme yanılmayla, ciddi bir compute power. Ve sonra bunları düğmeye basıp kapıdan her gelen kişi için bir propensity score'una, her gelen kişi için bir ideal fiyata, her gelen kişi için bir suistimal yapma ihtimaline falan çevirmemiz lazım. Veya bir makine ise bu makinenin bozulma ihtimali falan çevirmemiz lazım. İçine bir de bazen her şeye rağmen aman bu müşteriye böyle bir şey yapma, aman makinelerde mesela belli sınırların dışına çıkıp kazanı patlatma diye bazı kurallar koymamız gerekiyor. Bu kurallar el ele çalışıyorlar. Fakat makine kendisi arada sırada çeşitli minik denemeler yaparak sensitiviteleri ölçüyor. Bu pazarlamada messaging değişikliği falan olabilir. Makinalarda ise noblarla minik oynamak mesela. Makinenin çeşitli kondisyonlarını tespit etmeye, çıktıları değişip değişmediğini anlamaya çalışmak gibi bir yapı. Ve bunun sonucunda yeni elde ettiği verilerle yeniden öğrenmeye devam ediyor. Continuous dediğimiz proses bu. Bu ve buna benzer konuları merak ederseniz önümüzdeki hafta hem bir Data Science Day hem bir çeşitli her bir sektöre özel uzmanın konuşacağı ve dünyadan uygulamaları aktaracağı bir 3 günlük bir etkinlik serimiz var. Hatta son gününde de canlı demolarla bu iş nasıl yapılıyor, nasıl kullanılıyor, R-Python, SAS nasıl entegre oluyor falan onu gösteren bir 3 günlük seriden bahsediyoruz. Beyond Tomorrow diye yazarsanız bölge etkinliğimize herkesi davet ediyoruz. Buna katılmak için herhangi bir ekstra bir şeye ihtiyacınız yok. Sadece meraklı olmanız yeterli. Teşekkür ederim. Sorunuz varsa memnun ediyorum. Altan, çok keyifli bir sunum oldu. Ben de bir yandan izledim. Öte yandan YouTube'daki yorumlara da baktım. Çok güzel geri bildirimler aldık. Verinin analitik yolculuğunu anlattın aslında bakarsan ve çok temelde veriden enformasyona nasıl dönüştürüyoruz, bu enformasyonu nasıl kullanıyoruz ve burada bir iterasyon döngüsü var, bundan bahsettim. Bence harika bir soru, çok teşekkür ederiz değerli bilgilerini paylaştığın için. Katılımcılarımızdan biri bir şey sormuş. Evet. Bize bir kitap ya da kurs ya da herhangi bir materyal önerisinde bulunabilir misin? Belki içerisinde benzer case study'leri inceleyebilecekleri, belki SAS'ın da benzer tool'ları ya da kaynakları vardır. Hani ne bileyim, belki bir link paylaşımı olabilir. Sonrasında bizim ekipteki arkadaşlarla da paylaşabilirsin. Ben yorum alanında paylaşmış olurum. Arkadaşlarımızla değerlendirir. Ne dersin? Hızlı kazanım. Şöyle söyleyelim. Yakın zamanda SAS özellikle YouTube kanalına ekstra yeni ve daha böyle eğlenceli videolar koymaya başladı. Özellikle SAS Software, YouTube falan yazarsanız orada bolca demo ile karşılaşacaksınız. Kimi zaman pazardaki use case'leri görme şansınız olur. Bunların içerisinde Türkiye'den Enerjisa falan da var. Yurt dışından Volvo falan gibi böyle enteresan işler de var. Otonom araçlar falan gibi konular da işleniyor. Oraya bakmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü o videolarda klasik, şunu yaptık, şu kadar para kazandık gibi güzel business wise anlamlı işler de var. Ama bir fiil gelin bakın böyle yapılıyor falan diye streaming analytics anlatan, model governance anlatan falan güzel videolarımız var. Yakın zamanda bunları Türkçelerini de hazırlıyoruz. Onları da anlatmaya başlayacağız. Bu hızlı bir öneri olabilir. Bir de tabii e-learning gibi bir yaklaşım var. Özellikle pandemi döneminde SAS bu e-learningleri bedava sundu. Dolayısıyla onlara da bakmanızda fayda var. Çok teşekkür ediyoruz Altan. Paylaştığın değerli bilgiler ve keyifli sunum için. Zaman. Daha sonraki etkinliklerde seninle yeniden görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Evet, görüşmek üzere.